Olmak ayıp mı? Ayrıca göz var, izan var. Bir bana bak, bir ona bak. Şazımet Hanım, sen herhalde son 30 yıldır hiç aynaya bakmamışsın. Bir ona bak, bir kendine bir bak. Bak ne zapmış baktı. Ama yaşlı olduğu için gözleri zor görüyor. Yakalar, sen dursan da kovalar, bırakmaz asla. Gizli aşk böyle yakalar, canı yiğinden yakalar. Sen dursan da kovalar, bırakmaz asla. Ama istersen, sen de istersen, olalım dersen, korkmam sen ne ederler. Akasya durağı efendim, buyurun. Sedef Sokak 4 numara. Tamam efendim. Tamam, hemen gönderiyorum. Baba, durakta kimse olmadığına göre sıra bende herhalde, değil mi? Ne kadar zekisin. Tebrik ederim Sinan. Fırla oğlum. Tamam baba, fırlayayım. Bırakın beni, manyaklarsınız biz ya! Bırakın beni! Bırakın! Bağırma lütfen bırakın beni! Bağırma herkes, yoksa sıkarım topuklarına! Alo! Alo! Rasim kardeş! Evet benim. Şu an Banu Zorlu yanımızda. 500 bin lirayı hazırla ve bizden haber bekle. Şaka mı bu? Kimsiniz siz kardeşim? Bizim kim olduğumuzun önemi yok. Şu an kız yanımızda. Biraz gezdiriyoruz kendisini. Sakın polise de haber vereyim deme. Nereden bileyim Banu'nun sizin elinizde olduğunu? Dinle o zaman. Patron! Kurtar beni, manyak bu adamlar! Ne olur kurtar beni patron, kurtar! Lütfen, lütfen yok kurtar beni, ne olur! Parayı hazırladın, hazırladın. Yoksa keseriz kızın biletini. Alo, alo, Banu, alo! Ne oluyor patron? Banu'yu kaçırmışlar. Fidi istiyor. Durur musun? Evet. Benzin seneceğim. Sıkıştım, tuvalete gideceğim. Altına et. Terbiyesiz adamlar sizi. Durun diyorum ya. Biraz kestin. Dur yavrum. Nargin ol. Kestin. Ana, bu yavru da kim be? Nereden kaçmış? Bu sahneden falan mı kaçmış? Abori! Taksi!
İyi günler. Siz Banu Zorlu değil misiniz ya? Hayret bir şey, tesadüfün bu kadar olamaz ya. Vallahi bu oha dedirtir adama. Biliyor musunuz? Bugün kayganamla eşim sizi dinlemeye gittiler. Yani biz ayrıca sizi çok severiz. Siz göründüğünüzden 50 kat daha güzel, 100 kat daha zayıf, 200 kat daha sempatik, 500 kat daha cillopmuşsunuz Banu Hanım. Adım Banu mu benim? Yok, Abdurrezzak. Tabii Banu. Ya siz aynı zamanda göründüğünüzden 200 kat da esprikmişsiniz. Çok espriksiniz yani, bravo. Başım bir yere çarptım galiba, çok fenayım. Başınızı mı vurdunuz? Abi dur ben bir bakayım. Bir anlatın bakalım Banu Hanım. Neresi ağrıyor? Amanın şişmiş burası. Geçmiş olsun. Ya bir arabadaydım, bir yerdeydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Abi yoksa siz hafızanızı kaybetmiş olmayasınız Banu Hanım. Siz dün öğle yemeğinde ne yediniz? Ne yediğimi hatırlamıyorum ki. Abi sen dün öğle yemeğinde ne yediğini hatırlamıyor musun? Kesin hafızanı kaybetmişsin sen. Ne yapsak acaba? Ha en iyisi şöyle yapalım. Ben seni Gülbik yengene götüreyim. O sana güzel bir nane limon kaynatsın. Nane limon hafıza kaybına çok iyi gelir. Gülbik yenge de kim? Gülbik yenge. Yolda anlatırım. Gülbik benim eşim. Adı Gülbik Kaya. Bir de oğlumuz var. Can Afacan, çok şakradan. Onun soyadı da Kaya. Biz bir aile olduğumuz için hepimizin soyadı Kaya. Bu benim kayganam şanzıman. Bu da eşim Gülübük. Buyurun oturun, 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 oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay inanır mısınız? Biz sizi az önce gazinoda izledik. Şaka gibi. Banu Hanım konser sırasında bazı şarkıların sözlerini söylemeyi unutmuş. Çok üzülmüş. Şimdi konsere gelen insanların, müşterilerin evlerini tek tek dolaşıyor. Parçayı tamamlıyor yani. Hangi şarkıyı unutmuş damat? Ya kaygana hakikaten sazan gibisin. Ben burada bir şaka yaptım. Sen de hemen atladın ha. Banu Hanım bizim ilk defa evimize bir ünlü geliyor biliyor musunuz? Ben ünlü müyüm ki? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya Sinancığım, Banu Hanım ne diyor? Bir tuhaflık var. Gülübük, kaygana siz benimle şöyle bir gelin bakın. Çabuk. Şimdi Banu Hanım kafayı bir yere çarpmış, tamam mı? Hafıza iptal, yani hiçbir şey hatırlamıyor. Yani resmen şanzımantı diferansiyeli dağıtmış. Hiçbir şey mi? Hatırlamıyor. Dün öğlen ne yedin dedim, onu bile hatırlamıyor. Peki Sinan ne yapacağız? Yani bu kadının ailesine falan haber vermek gerekir. Gidip verdim. Yani vereceğim, yani veririm, vermek üzereyim. Siz Banu Hanım'a göz kulak olun, ben hemen gidiyorum. Tamam mı? Tamam hadi. Kanka. Banu Zorlu'nun sizinle de ne iş? Kesin benim ne kadar yakışıklı olduğumu duydu. Ve babamdan Allah'ın izniyle beni istemeye geldi. Baba sakın vermemezlik yapmayın ha. Hem vermeyip de ne yapacaksınız? Tuşumu mu kuracaksınız? Ben senin ağzının ortasına 5 kardeşi bir gibi veririm, aklın başına gelir senin. Beni de verin Sinan amca. Yaşım geçiyor artık. Evde mi kalayım? Çık eşeğin sıpası. Bastı bacağı söylediği şeylere bak. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ay oğlum merhaba desenize Banu ablanıza. Hoş geldiniz Banu abla. Yani eşeğin sıpaları ne yapıyorsunuz? Elektrikli süpürge gibi bak. Kullandınız kızı terbiyesizler. Bırakın kızı bir oturun. Ay, ya, oturun bir yere. Gülübük benim ufak bir işim var. Sen bu veletlere de sahip çık, ben hemen geliyorum. Hadi bakalım Banu Hanım, görüşürüz. Aman kusura bak, ben hiç ünlü görmemiş ki bunlar. Nereden bilsinler? Manyak mıdır nedir bu adamlar? 500 bin lira hazırlayın dediler. Hazırladık. Niye aramıyorlar peki? Delireceğim ya. Sakın kıza bir şey yapmış olmasınlar. Allah korusun abi. Biraz daha bekleyelim bakalım. İyi günler Eleni yenge. Kalispera. Var ya sayemde zengin oluyorsun, zengin. Ne oldu kale? Seninle at yarısı oynadık da haberin mi yok? Var ya sana çok zorlu bir sanatçı buldum. Sahneye çıkaracaksın, zengin olacaksın, zengin. Kimmiş bu zorlu sanatçı? Zorlu? Banu Zorlu. Haydi bre. Banu Zorlu'yu kim kaybetmişse sen bulacaksın. Vallahi buldum. Hem de yolda buldum. Eve götürdüm. Artık onun menajeri benim. Geceliğine 3.000 lira istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen daha Seyit'e bir kaset yapamadın. Nerede kaldı ki Banu Zorlu'nun menajeri olacaksın? Canım o Seyit'in beceriksizliği, Seyit'in kabiliyetsizliği. Daha benim elimde ne sanatçılar var sen biliyor musun? Beethoven var, Mozart var, Hozart var. İşte hangisini istiyorsan onu getir direkt. Peki ben sana nasıl inanacağım? Tamam, akşam çıkar sahneye. O zaman inanırsın, parayı da bastırırsın. En taksikale. Getir kızı, al parayı. Getireyim kızı, alayım parayı. Anlaştık. Tamam, bana bak. Hazırlıklı ol, burası alkıştan yıkılacak biliyor musun? Buradaki salon, balkon, loca, lonca, gonca, yonca hepsi alkıştan yıkılacak. Tabi Banu Zorlu da hak eder bu alkışları. Hadi akşama görüşürüz.
efendim anneciğim, nasılsın? Bu gece bütün arkadaşlarını toparlıyorsun, hep birlikte tavernaya geliyorsunuz. Büyük cümbüş var Nurimu. Cümbüş mü? Evet. Sinan Banu Zorlu'yla anlaşmış, onu sahneye çıkaracağız. Ya anneciğim yalan söylüyordur. Bu üç kağıtçıya sakın inanma. Para falan vermemişindir inşallah. Hele verir miymiş Nurimu? Sanatçıyı getirecek, ondan sonra alacak parasını. Tamam tamam, bakarız. Hadi görüşürüz anneciğim. İş işten geçti, sevemem seni. Eskisi gibi olamayız besbelli. Bak düşlerim kurudu, ümitlerim yoruldu, hatalarım savruldu, sakın arama beni. Bak düşlerim kurudu, ümitlerim yoruldu, hatalarım savruldu, sakın arama beni. Ya deme sakın, sen de gittin, yalancısın. Ya deme sakın, sözünde durmadın, yalancısın. Hani hafızasını kaybetmişti? Şarkıları nasıl hatırlıyor? Kaygana, ne çempiyon öyle, ne bağırıyor? Görmüyorum, elinde kağıt verdi, kağıda yazdım, onlar okuyor. Tabii ki hafızasını kaybetti. Tah poli oraya. Bak görüyorsun, bir de Sinan'a inanmazdı. Gerçekten de gitti mi bağını zorluyor? Hakikaten iyi iş başardı ya. Yani hiç beklemezdim Sinan'dan. Nasıl becerdi dersin? Valla Nuri amca ilk defa yalansız, dolansız, üç kağıtsız bir iş becerdi yani. İnşallah öyledir. Nurum Seyit Efendi, bak gördün mü? Sen de şu kadarcık kabiliyet olsaydı, seni de böyle meşhur ederdim. Ama nerede sende o kabiliyet? Eğer olsaydı, sen İbo'nun tahtına otururdun, niye abi? Ya git alay seversen ağam, sanki bunu sen mi meşhur ettin ya? Allah Allah ya, bir kere benim türkülerim dünyayı titredi. Hadi canım orada, dünyayı titretmiş. Bravo! Banu Hanım, hıyar almağı mı? Teşekkür ediyorum. Dokunuyorum mu peki? Çok güzel söylediniz, fevkalade. Teşekkür ederim, sağ olun. Hele o ilk söylediğiniz şarkı var ya, ben ona bayılıyorum. Hangi şarkıydı o? Ben pek hatırlayamadım da. Şaka yapıyorsunuz herhalde, değil mi? Yo, şaka falan yapmıyorum. Sinan Bey söylemedi mi? Ben hafızamı kaybettim de. Geçmişe dair hiçbir şey hatırlayamıyorum ki. Geçmişine ne gerek var yani? Geçmişini hatırlamazsan da olur. Ben de hatırlamıyorum mesela. Ben dün öğlen ne yemek yedim hatırlamıyorum yani. Önemli olan ilerisi yani. İleriye bakacağız. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizim için şu anda en önemli olan şey mesleki kariyerimizdir Banu Hanım. Tabii ben de sizin menajeriniz olarak bana da hayır duası yapmanız lazım. Eğer yapmazsanız Allah sizi çarpar, taş yapar. Zaten taş gibisin maşallah, kaya gibi olursun. Ben de kaya, Sinan kaya. Sinan! Canım ben kaya taş işleri uğraşıyorum ya ondan. Çakıl taşıyla. Sinan. Efendim o. Peki hanımefendinin annesine babasına haber verdiniz mi oğlum? Verdim. Vereceğim yani. Veririm. Yani gerekli malumat gerekli mercilere iletilecek babacığım. Vah zavallı Banucuk, vah. Sen Sinan'ın eline kaldıysan yandın. Artık sabaha kadar seni gazına gazına dolaştırıp sırtından para kazanır. Sen ne biçim konuşuyorsun Sayfi yenge ya? Niye ben sabaha kadar şey yapayım? Ben o kadar vicdansız mıyım yani? Değil misin? Değilim. Hiç de bile. Biz biraz sonra koskoca bir sanatçıyla birlikte buradan çıkacağız. Çıkacağız. Hep beraber evimize gideceğiz. Gideceğiz. Sonra birlikte televizyon izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Ondan sonra çekirdek çıtlayacağız. Çıtlayacağız. Sonra da kıskananları çatır çatır çatlatacağız. Çatlatacağız. Anne, eğer Banu abla bana yapmak isterse sırtını ben keseleyim mi? Ya senin kafanı gözünü yararım, mikrosabık. Bir kere kadını biz ailesine teslim edeceğiz. Ne biçim konuşuyorsun, eşek sıpası. Gerekirse ben fırçalarım Banu ablanı, yani şey keselerim. Ah! Hem daha iyi işte, temiz temiz teslim ederiz. Doğru söylüyor çocuk, temiz temiz şey yaparız yani. Banucuğum,
sana geceliğimi getirdim. Ölçülerimiz de uyuyor zaten. Yatarken bunu giyersin yavrum. Ver bakayım şunu kaygana. Bu ne böyle ya? Banu Hanım bunu giyerse maazallah içinde kaybolur. Arama tarama kurtarma ekipleri bile bulamazlar. Banu'nun yanında senin seviyene inmeyeceğim sevgili damadım. Yalan mı söylüyorum kaygana? Şuna bak ya, iftar çadırı gibi bütün mahalle sığar buna. Ha, şakacı damadım benim. Tamam tartışmayın. Nasılsa Banu Hanım'ın üstüne göre bir şey buluruz. Olmazsa benim pijamalarımı giy. Yuh Sinan. Can, Sercan, ne işin var lan senin burada kerata? Annemler yatılı misafirliğe gittiler Sinan amca. Ben de evde tek kaldım, korktum size gelince. Bak şu tesadüfe, yani Banu ablan burada kaldığı zaman mı senin ananların yatılı misafirliğe gidesi tuttu? Vallahi benim sorunum değil Sinan amca, annemleri söyle. Peki Banu kızımız nerede yatacak bu akşam? Ya size de çok yük oldum galiba. Olur mu öyle şey canım? Siz bizim onur konuğumuzsunuz, şeref verdiniz. Vallahi başımın üstünde yeriniz var. Yani başımın üstünde yatarsınız gerekirse. Baba, başının üzerinde rahat edemez. En iyisi benim yatağımda yatsın. Ben de yanına kıvrını vereyim. Ne de olsa daha küçüğüm. Reşit bile değilim. Ağza be ağza. Ben de reşit değilim Banu Hanım. Ben de sizin yanınıza kıvrılabilir miyim? Şunun ağza bak, şunun ağza. Hadi toplayın ağzınızı, doğru yatağa. Banu Hanım, en iyisi şöyle yapalım. Siz benim kayganamın yatağında yatın. Kayganam dışarı gider, parkta bir yer bulur kendini, herhangi bir parkta yatar. O zaten alışkındır, acı patlıcan da kırağı çalmaz nasıl olsa. Laf söyledi, bal kabağı. Koy tabağı, ye sabah. Cabbar abi ne diyorsun sen ya? 10.000 lira olur mu abi ya? Ben nasıl, hani ben sana diyorum ki Banu Hanım diyorum, zorlu diyorum, Banu zorlu diyorum. Sen bana 10.000 lira diyorsun. Ben nasıl gidip de Banu Hanım'a 10.000 lirayı teklif edeyim yani? Abi Banu Hanım o parayı salı pazarında harcar ya. Bana bak Cabbar abi, ben gecede 30.000 lira istiyorum abi. Eğer verecek durumdaysan beni ara, görüşelim abi o zaman. Hadi öptüm, görüşürüz Cabbar abi. Hadi bay bay. Sinan ne işler çeviriyorsun oğlum gene sen ha? Ailesine haber verdiniz mi Banu Hanım'ın? Verdim. Vereceğim. Veririm yani, vermek üzereyim baba. Yani baba ben haber verene kadar dedim ki Banu Hanım'ın sesi pas mı tutsun? Sanatseverler yas mı tutsun? Ya bırakın da benim elimde 2-3 kuruş para tutsun ya. Oğlum bu kızın ailesine ulaşmak o kadar zor mu ya? 2 telefona bakar. Nuri babacığım. Nuri babacığım, Banu Zorlu Havu Gazinosu çıkıyormuş. Hatta bu akşam da programı varmış. Evet. Hadi hemen çevir şu telefonu. Hemen çevir. Ya yalansız dolansız bir iş yapıyor diye düşündüm be. Şuraya bak. Sen bunun yalansız dolansız iş yaptığını gördün mü? Bir tek kendini dolandırmadı bu. Tamam canım, ne konuşuyorsunuz? Aradık işte yani, çalıyor. Efendim? Ben Banu Zorlu Hanım için aramıştım, sıra hissetmiştim yani. Banu Hanım bizim yanımızda da efendim. Ya 2 gündür niye aramıyorsunuz? Biz parayı hazırladık. Tamı tamına 500.000 lira. Abi 500.000 lira mı? Dedi bana ödül veriyorlar Banu Hanım'ı buldum diye. Tam 500.000 lira. Ne ödül abi ya? Oğlum söylemişti ya, Banu Zorlu'yu buldum diye bana ödül veriyorlar. Zengin oldum zengin, tam 500.000 lira. Dedi, pardon, siz 500.000 lira mı dediniz? Bakın 600 olsun ama bir an önce bitirelim şu işi. Abi 600 mü? 600 mü dediniz? Ya manyak mı bunlar? Bu kadar büyük ödül olur mu be? Yok canım, 600 liradır. 600 bin olur mu hiç? Baştan 500 diye konuşmadık mı? Şimdi niye kıvırıyorsun? 600'e çıktık işte. Yok canım, ben ne kıvıracağım? Kıvırtırmayayım, ben hiç kıvırtmam. 600 bin lira. Tamam, kabul 600 bin lirayı. Ne oldu canım? Nereye getireceğiz parayı? Banu'yu nereden alacağız? Ben şimdi adresi veriyorum, yazın. Bir dakika. Evet. Tamam. Tamam. Biraz sonra geliyoruz. Bu adamlar ya geri zekalı ya da bende kafa buluyor. Çalıştığı yerin adresini ver dangı. Tuzak olmasın tatlım? Bilmiyorum. Şu adrese gidin, kız alın hemen. Mekanı da iyice dağıtın. Benden fidye istemek neymiş görsünler. Hadi. Naber Gülübük, kocanla iftar ediyor musun? Gurur duyuyor musun? Onunla övünüyor musun? Bak düşünsene, ben günde bir tane hafızasını kaybetmiş sanatçı bulsam yolda, haftada ne eder? 7 × 600.000 eder 4.200.000. Yani eski parayla tam 4.200.000.000 para kazanırım. Zengin oldum, zengin. Ya Sinan saçmalama oğlum ya. O kadar büyük ödül olur mu? Mutlaka bir yanlış anlama vardır.
Adam 600 dedi herhalde. Sen yanlış anladın. Yok be baba, 600 bin lira dedi. Kulaklarımla duydum ya. He Nur babacığım, 600 lira hangi birimize yeter ki? 600 pindir tamam. Tabii Cankuş. Yani 600 lira hiçbirimizin dişinin kovuğuna yetmez ya. Parana yani, size ne oluyor? Ödülü alan benim. Akbabalar, siz neden hemen şey yaptınız, paranın üstüne çullandınız yani? Tabii canım. Hem Banu Hanım'ı siz bulsaydınız da ödülü de siz alsaydınız. Banu Hanım, birazdan gelip sizi alacaklar. Daha önceden tanıdığım birileri mi gelecek olanlar? Herhalde öyle oldu. Peki ben müsaadenizle bir lavaboya gitmek istiyorum. Aa, kesin kameralar da gelecektir abi. Türkü söyleyeyim de teklif yağsın diye. Çok iyi fikir. Sen de bir şarkı söylersin. Vallahi bu fırsat bir daha elimize geçmez. Aa, geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun, sefalar getirdiniz. Hakikaten hazırdır ha. Neredeyse çay ısmarlamış. Buyurun şöyle oturun. Ben size bir çay, kahve ikram edeyim. Ne ısmarlayayım, meşrubat, soğuk bir şey alır mıydınız? Biz Banu'yu alıp gidelim. Çanta burada. Banu nerede? Ya bana bak, sakın o çantanın içinde ağzına kadar para var demeyin. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar babalık. Kız nerede? Kız nerede? Ah, geliyor işte. İşte Banu Hanım da geldi. Gel bakalım Banu Hanım. Ben o çantayı alayım şimdi. Dur. Rasim babanın sanatçısını nasıl kaçırırsınız siz? Deyin lan. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma var. Biz kimseyi kaçırmadık. Yani Banu Hanım, ben yolda buldum. İsterseniz kendine sorun anlatsana. Anlatsana Banu. Gel bakayım buraya. Şimdi hepinizi benim manyağı yapayım mı? Şimdi her şeyi hatırlamaya başladım. Sinan Bey ve arkadaşların bir hatası yok ki. Beni kaçıranlar başkalarıydı. Başkaları mı? Evet ya, Sinan Bey beni arabasına aldı. Hafızamı kaybetmiştim. Sonra arkadaşları bana yardım etti. Ettik. Hatta Gülbin bana kardeşi gibi davrandı. Evet. Şimdi de kalkmışsınız, bana yardım eden bu insanlara silah çekiyorsunuz. Kusura bakmayın, biz olayı bilmiyorduk. Özür dileriz. Hepinizden özür dileriz, kusura bakmayın lütfen. Yok, önemi yok. Kusura affettik, siz kusura bakmayız. Benim şu çantayı alayım. Sinan! Ayıp oğlum. Yok baba, ben şey şaka olsun diye yaptım. Yoksa ben o kadar parayı ne yapacağım? Yani ama gönüllerinden bir şey koparsa ona da hayır demem. Sinan! Gel buraya! Geldim baba. Ya ben şaka yapayım, seni ben ciddiye alıyorsun. Aşk olsun baba ya. Bakın şimdi sizlere ne söyleyeceğim. Bana yaptığınız iyiliklere karşılık ben de sizleri bu akşam benim çalıştığım gazinoya davet ediyorum. Bu akşam hepiniz bendensiniz. Ben Banu'yu öpeceğim. Sinan! Geldim baba ya. Ya nasıl vurdum kadına be? Nasıl vurdum Osman abi?